Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi üreticilerinden Vestel Savunma, global bir teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında isim değişikliğine gitti. Şirket 20 yılı aşkın bilgi birikimini farklı sektörler ile yeni iş alanlarına taşıyacak. Vestel Savunma, yeni ismi Lentatech ile yeni alanlara girmeyi ve küresel rekabetteki gücünü yeni teknolojileriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Şirketin yeni logosunda L harfinin yanı sıra geçmiş mirasın devamlılığına işaret etmek için V harfine yer verildi. Logonun rengi içinde Vestel'in kırmızısı seçildi. Logoda ayrıca şirketin insansız hava araçlarındaki iddiasını ortaya koymak için kanat figürüne yer verildi. Şirket insansız sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojilerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları, prototip ve ürün geliştirmeleri neticesinde kazandığı uzmanlık alanlarını yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri tabanlı çözümlerini yeni alanlarla birlikte daha geniş bir yelpazede müşterilerine sunacak. Şirketin faaliyet göstereceği yeni alanlar uzay teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği olacak. Lentatech, farklı irtifalarda ve hızlarda uçan, çeşitli faydalı yükleri taşıyabilen hava araçlarını tasarlayabilme, üretebilme ve test edebilme yeteneklerine sahip bulunuyor. Şirket, mikro, mini, küçük ve taktik İHA kategorilerinde sırasıyla Arı, Efe, Bora ve Karayel milli İHA'larını tasarlayıp geliştirdi. Şirketin merakla beklenen projesi ise Kargı. Lentatech'in bir süredir üzerinde çalıştığı Kamikaze İHA Kargı'nın da yakın zamanda göreve hazır hale gelmesi bekleniyor. Lentatech'in yeni internet sitesinde Kargı'nın silüetinin yer aldığı bir fotoğrafı, yakında, ifadesiyle paylaşıldı. Şirket bir süredir Kargı ile testler gerçekleştiriyor. İsrail tarafından üretilen Harop Kamikaze drone'nin muadili olması beklenen Kargı, radar, hava savunma sistemleri, kritik tesisler, zırhlı araçlar gibi hedeflere karşı etkinlik sağlayacak.